bir kança coluğuşlar, gelişmeler bu şekilde cereyan etti diye düşünüyoruz. Alka havuzu menelerine çektirip kalbay, el aralık dengelde halo teleklerimiz var. Üzülgün asambleye var, kıskaça Türk fade vatalar. Hazır... Türkiye'de 2017 yılında 151 film çekildi. Ve gişeye baktığınızda aşağı yukarı 860 milyon dolarlık gişe hasılatı var Türkiye'de. Yani 1 milyar dolara yaklaşan bir gişe hasılatı var. Bunların %20'sini Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çekilen filmler oluşturuyor. Şu çok önemli. 100'den fazla ülkede 150 dizimiz, yani Diriliş Ertuğrul bu dizilerden bir tanesi. 150 dizimiz 100'den fazla ülkede gösterildi. Hollywood'dan sonra Türkiye dünyada ikinci sırada dizilerde. Büyükelçilik olarak en fazla üzerinde durduğumuz konu, heyetimizin burada yapacakları temaslarda Kırgız sinemasıyla, Kırgız dizileriyle birlikte ortak yapımların belki de başlangıcına vesile olmasıdır bu ziyaretin. Herkese hoş geldiniz diyorum tekrar Büyükelçiliğimize. Sizlere de kardeş ve dost Kırgızistan'a, ata yurdumuza hoş geldiniz diyorum. Biz farklı adlarla anılabiliriz ama binlerce yıl evvel hepimiz Tanrı dağlarından inen aynı ananın, aynı babanın çocuklarıyız. Uzun asırlar birbirimizden ayrı kaldık. Siz Atayurt'ta kaldınız, biz Anadolu'ya geçtik. Oradan size olan hasretimizle gözlerimizi çok açtığımız için bizim gözlerimiz açık, sizin gözleriniz çekik kaldı. Dilde, işte, fikirde bir olmanın yollarını arayacağız. İşte bugün burada yapılan faaliyet bu arayışlardan birisinin sadece bir argümanıdır. Kültür Bakanlığı destekliyor, Yerli Düşünce Derneği bunu organize ediyor. Gittiğimiz her ülkenin başkentinde Türkiye Büyükelçiliği burada olduğu gibi ve Türkiye'nin oradaki kurumları da destek oluyor. Bu etkinlik Türkiye, Kırgızistan arasındaki dostluğu daha ileri noktaya taşıyacaktır. Kırgızistan'a ilk defa geliyorum ve gelmeden önce de çok heyecanlanmıştım. Çünkü sanatçı olarak sevilebiliyor olmak, beğenebiliyor olmak bu topraklarda sizin öz kültürümüzün toprakları buralar. Soyumuzu devam ettiriyoruz, genlerimizi arttırıyoruz. Peki ama kültürümüz, hikayelerimiz, biz nereden geldik? Neler biriktirdik? Bunları da işte sanatla aktarıyoruz. O yüzden kimin elinden hangi sanat dalı geliyorsa, beste geliyorsa, kelime tutuyorsa, sineması varsa bu hikayelerimizi anlatmak zorundayız. Türkiye, Türkiye, Sağır, ve Cazımız, bunu bir koyusunuzda askeri, Kırgızistan olsun, Cazı, Cumhuray, Türk dünyasında bütün Türk evler, Türk evlerinin geçeği şaylıydı. Bir bana biz oy uzmanın, fikir uzmanın da, dualar uzmanın da sizlerin önüm olduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. TRT Avaz zaten üstüne düşeni bu manada yeterince yapıyor. Hamdolsun yayın hayatına girdiğinden bu tarafa kendi ailemizin içini toparlamak için elden gelen her şeyi yapıyor. Evet, bizim İsmail Gaspar'ın rahmetlinin dediği gibi dilde, fikirde, işte bir olmamız lazım. Hem de vakit geçmeden bir olmamız lazım. Kazakistan'ın başkanı, aksakalımız Nursultan Nazarbayev bir uluslararası toplantıda şöyle bir şey söylemişti. Neden biz Türkistan ülkeleri bir araya gelip G20 benzeri bir oluşum kurmuyoruz? Batı'yla açık politika üzerinden alışveriş yapalım, ilişkilerimizi düzenleyelim. Dünyayla asla kavga etmeyelim. Ama biz de bir araya gelip kendi birlikteliğimizi oluşturabiliriz. Çünkü biz ancak bir olursak bizim kardeşlerimizin olduğu coğrafyalarda savaşlar olmaz, ölümler olmaz. Bunu engelleyebiliriz demişti. Evet, yapılması gereken bu tür kültürel faaliyetlerle önce kendi evimizin içini toparlamak. Mesela Hollywood gibi işte bu sinema sektöründe sanayi oluşmuş markalar kendi emperyal emellerini başka ülkelere taşıyorlar. Biz kimseye emperyal emelimizi taşımayalım. Ama bin yıldır birbirinden ayrı kalmış kardeşler bir atanın çocukları olduğunu bir öğrensinler. Yani baksınlar ki tasaları bir, kıvançları bir, üzüntüleri bir. Bunun da en iyi yolu tekrar birbirimizi hatırlatmak. Ve bu sinemayla olursa hem görülüyor hem duyuluyor, çok etkin olacağı kanaatini taşıyorum.
Ben bu projeyi başlatırken zaten bu amaçla, bu hayalle başlattım. Ve neticesinde şunu istedim aslında. İnşallah bu proje neticesinde öyle bir gün gelir ki, şimdi bizim bir Türk soyumuz var ya, işte bizim Türk dünyasının UNESCO'su. Türkler bir araya gelmişler, bütün insanlığa, dünyaya ikinci bir UNESCO hediye etmişler. Bu kültürel faaliyetler yapar. Biz neden Türk dünyasının sinemasını dünyaya hediye etmeyelim? Demin sözlerimin içerisinde söyledim. Harı Bülbül'ün filmini yapsak, sanıyorum ki Hollywood ve Avrupa ülkeleri filmlerini çok önüne geçer. Öyle bir destan, öyle bir hikaye var mıdır acaba? Tamam. Ve bu hakikate dayanır. Harı Bülbül çiçeğinin bir tarafı bülbül, bir tarafı arıya benzer. Yani o ağıt, o hikayedekinin tamamını sanki üzerinde remzetmiştir. Peki biz bu filmi bütün dünyaya gösterirsek, Birleşmiş Milletler kararına rağmen Karabağ hala Ermeni işgalinde. Hatırlatmış olur muyuz? Oluruz. Molla Vakıf Şuşa'da yatıyor. Harı Bülbül Şuşa topraklarında yetişir. Başka hiçbir toprakta yetişmez. Yani bizim yapacağımız filmlerin sadece mekanik yönü olmaz. Çünkü biz destanları olan, kahramanları olan, hikayesi olan bir milletiz. Bizim uçan adamlarımız vesairemize gerek yok. Bizim gerçekten çok ciddi, gönülden, yürekten, hayatın içinden gelen kahramanlarımız ve hikayelerimiz var. Bunun için bir araya gelip bir inşallah sinema fonu oluşturulabilir. Türk Dünyası Sinema Fonu mesela oluşturulursa ne kadar güzel olur. İşte Kırgız yapımcı, oyuncu, senarist o fondan alır. Ortak yapımlar yapar. İşte Kazak alır, Azerbaycanlı alır, Türkmen alır, Özbek alır, Uygur alır. Akraba topluluklar var, özerk cumhuriyetlerimiz var. Bunlar alır, Gagavuzlar gelir alır. Bu bir hayal, benim hayalim nacizane. Ama bu faaliyetlerle bu hayali güçlendirebiliriz. Yani nasıl ki Türk soy bir gün gelmiş kurulmuş, belki bu Türk Dünyası Sinema Fonu da kurulabilir diye umut ediyorum. Onun için de bu faaliyetlere devam ediyoruz. İlk davet geldiği zaman, oh dedim ne güzel Kırgızistan'a gideceğim. Benim için heyecan verici bir durum. İlk defa bu kadar Asya'nın, Orta Asya'nın içine gidiyorum, göbeğine bu kadar geliyorum. Çok keyifli bir his açıkçası. Uçakta gelirken de camdan baktığımda, vay dedim ya, buralardan zamanında akın akın kavimler geçmiş. Bir parçası bir yerde kalmış, bir parçası başka bir yere gitmiş ve asırlar geçmiş. Ve şimdi onların üstünden geçiyorum. Acaba nasıl, neler yaşandı? Hiçbir zaman aslında hani gerçeklerin tamamını bilemeyeceğiz ya. Ne dramlar yaşandı belki ya da ne sevinçler. Fakat ama etrafa baktığımızda aslında her yeri görüyoruz. Bütün kültür orada duruyor, bütün hikaye orada duruyor. Ve insanlar burada duruyor. Tanışma fırsatı o kadar gurur verici bir durum ki bu. Yani anlatmaya çalıştığımız hikayenin asıl kahramanlarıyla tanışıyorum aslında. Kahraman olan buradakiler. Aktör ve sanatçı olarak da yaptığım projelerin buradaki seyirciyle buluşabilmiş olmasını bilmek. Bu benim zaten en büyük mutluluğum. Keza bir de üstüne buraya gelip o insanlarla sohbet edebilmek. O insanların bana olan sevgisini ya da ilgisini göstermiş olmaları. Bu mesleğin meyvesi olmuş oluyor. Yöremaj gibi bir fon, benim 10 yıldır üzerinde çalıştığım bir şey, bir fon kurmak. Bu fonda her ülke kendi bütçesi doğrultusunda bir para şey yapacak ve bir Kırgız genci, bir Kırgız yönetmeni bir projesi olduğu zaman hemen buradan bir yapımcı, Türkiye'den ya da Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Bosna Hersek'ten bulacağı bir yapımcıyla o eserini fona getirecek, fonun desteğiyle filmler yapacak. Çünkü Yöremaj'da filmler yapılıyor, Türkiye'ye destek veriyor ama Türkiye aleyhtarı filmler yapılıyor maalesef. Biz istiyoruz ki kendi fonumuzu kuralım, kendi kültürünü, kendi tarihimizin filmlerini yapalım.